İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün stüdyoda iki konuğum var. Profesör Doktor Kuvvetli Ordoğlu ve Doğan Palut. Hocam hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Bulduk. Merhabalar. Doğan hoş sen de bulduk. Hoş geldin. Evet, ben önce Kuvvet Hocam'dan başlayarak kısa bir bilgi vermek istiyorum. 1973 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesini, 74 yılında ise gene İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nü bitirdi. 94 yılında profesör oldu. 97-2000 yılları arasında Marmara Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanlığı yaptı. Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi bölümünde lisans ve yüksek lisans dersleri verdi. Barış isteyen akademisyenler barış bildirisi nedeniyle hakkında dava açıldı. KHK ile üniversiteden ihraç edildi. KHK ile görevlerinden ihraç edilen 15 akademisyenin öykülerini derlediği akademisyenlerden KHK öyküleri kitabı Nota Bene yayınlarından çıktı. Lord Orlu aynı zamanda Akut'un kurucularından biridir. Hocam daha da uzun bir özgeçmişiniz var ama programımızın çok teşekkür ederim nedeniyle. Benim profesörlüğümün bir dağla ilgisi yok yani. Evet. Doğan Palut arkadaşımız 1990 yılından bugüne dağcılık ve kaya tırmanışı sporlarıyla ilgileniyor ve kendisi Adana'dan dün gece geldi. Adana'da da bir yarışmada gençlerin, çocukların yarışmasından, kaya tırmanışı yarışmasından geldi. Orada antrenörlük yapıyor. Çoğunluğu Aladağlar'da olmak üzere Türkiye'nin dağlarında, Alpler, Kafkaslar ve Himalayalar'da değişik nitelikte birçok rotada tırmanışlar yaptı. Türkiye Dağcılık Federasyonu milli takımı sporcusu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli başarıları var. 99 yılından günümüze kadar da değişik ilköğretim okullarında spor tırmanış antrenörlüğü yapıyor. Bunun yanında Marmara Üniversitesi'nin Spor Bilimleri Fakültesi'nde doğa sporları ve dağcılık dalında öğretim görevlisi olarak ders veriyor. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün çığ kazası üzerine konuşacağız. Biliyorsunuz Van'ın Bahçesaray ilçesinde 4-5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen iki ayrı çığ kazası yaşadık ve 41 yurttaşımızın ölümüyle sonuçlandı. İlk çığın ardından olay yerine giden kurtarma ekibinin üzerine ikinci çığ düştü. İlk olayda 5, ikinci olayda 36 yurttaşımız canını kaybetti. Çığ bölgelerinde alınması gereken önlemleri, çığ kazalarında yapılması gerekenleri, arama kurtarma çalışmalarında dikkat edilmesi gerekenleri profesyonel dağcı arkadaşlarımızla değerlendirmeye çalışacağız. Evet hocam, ne dersiniz? Bu istatistiklerden başlayalım isterseniz. Bizim çığ olayları biraz da uzağımızda cereyan ettiği için pek de bilmediğimiz, evet, ve bugüne kadar da üzerinde herhangi bir program yapmadığımız kazalardı. Türkiye'de ise her yıl ciddi oranda çığ kazası olduğunu biliyoruz. Bu konuda istatistik var mı? Nedir durum? Çığ kazalarının sayısal olarak her yıl yayınlanıyor galiba ama benim yani bu rakamsal olarak bilmiyorum. Ancak çığ kazaları Türkiye'nin her tarafında çok sayıda, daha çok Doğu ve Doğu Anadolu'da ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde çok sayıda insanın ölümüne neden olduğunu biliyoruz. Geçen programda bir arkadaşımız söylemişti galiba, bayağı rakamın yüksek olduğu, yani yıllık rakamın, ama tam kesin rakam bilmiyorum. Bunlara ilişkin raporlar tutuluyor biliyorsunuz, bazı çığ kazalarına ilişkin. Sayısal olarak çığ kazalarının gerçekten ulaştığı seviye son yıllarda dağa çıkan insanların sayısının artışıyla birlikte arttığını biliyoruz. Ama tam rakamı bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. Evet. Doğan, çığ nasıl oluşuyor ve Türkiye'deki çeşitli örnekleri de bildiğini biliyorum. Aynı zamanda da bir çığın içinden, evet, iki tane. İki çığdan da kurtulduğunu. İki büyük çığdan sağ kaldım. Evet. Yani onu da soracağım ama
Nasıl gerçekleşiyor çığ? Şimdi tabii çığ başlı başına yine bu programı açacak kadar büyük bir ders konusu öncelikle. Buradaki 41 kişinin öldüğü kaza genelde kayakçıların, dağcıların başına gelen dünyada istatistikler var. Kayak bölgelerinde, İsviçre'de, Fransa'da. Bizim burada sürpriz olan şey yerleşim yerlerine yakın yolda düşen bir çığ. Şimdi bu tabii normal bütün dünyada dağlık yerlerde bunun önlemleri o karayollarını yapan devlet tarafından alınıyor. İşte çığ bentleri veya tüneller falan gibi. Burada tabii bir facia yaşandı. 41 kişi ölünce de toplumun gündemine yerleşti. Aynı İdlib'de olduğu gibi şimdi orada da onlarca asker tabii vefat etti, öldü, şehit oldu. Yani nasıl oluyor derken tabii çığ özellikle sezon başında ve sezon sonunda ani yağan kar, ani biriken bir kar, alta tutunamadan, alttaki tabakaya ya da toprağa tutunamadan belli eğimlerde kayma eğilimi gösteriyor yer çekimi nedeniyle. İşi mekanik olarak böyle şey yapabiliriz. Siz de oradan geçiyorsanız araçla ya da yaya olarak onu yatay olarak kestiğinizde o tabakayı harekete geçiriyorsunuz. Ya üstünüzden düşürüyorsunuz ya siz düşürüyorsunuz. Onunla beraber aşağı doğru kayıyorsunuz. Tabii çığ kısa sürede içine alıyor. Yani herhangi bir çığ. Ya tabaka çığı sizi vurur ya da bizim Türkiye'de bol rastlanan toz kar çığlarında da sizi bacağınızdan içine alır ve tamamen artık onun içinde bir cisim gibi hareket ederek çoğunlukla boğularak bir kar topu gibi. Evet herhalde. Kar topu hani çizgi filmlerde de var evet. Böyle içinden bir alta çıkar bir üste çıkar aynen o şekilde çığın içinde kaldığınızda %80'e yakın boğularak ölüyorsunuz. Ya üstünüzden geldi ya siz düşürdünüz içine aldı ikisinde de böyle bir şey var. Buradaki olayda tabii karayollarının yani işin topografyasına göre coğrafyanın önlemleri alması lazım. Onu bilmiyoruz ama ben sportif olarak bir sporcu olarak bir dağda ya da bir kayak sporcusu olarak herhangi bir insanın nerelerde çığ düşeceği konusunda o bölgelerden bir bilgi sahibi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu da oradaki dağa gittiğinizde tırmanış yapacağınız rota olabilir, kayak yaptığınız yer olabilir. Mutlaka bir bilgi almanız lazım. O sezonda mutlaka istatistiklerde var. Kayak bölgelerinde, dağlık bölgelerde çoğu kez. İşte hangi sabahın kaçında burada çığ düşüyor ya da öğleden sonra mı düşüyor? Hangi parkurlardan düşüyor? Bunlar çoğu kez bellidir. O topografik eğime göre, yağış rejimine göre kimi zaman da kapatılır pistler ya da derler ki bu dağa gelmeyin çığ tehlikesi var gibi. Ama buradaki talihsizlik yolda. Artık herhangi bir karayolunun üzerinde aynen, birdenbire araçların olayla karşılaşmasıyla çok büyük bir dağ yamacının aynı bir heyelan gibi o araçları yutmasıyla olan bir kaza şüphesiz önlemleri var. Şüphesiz arama kurtarmada yapılacak şeyler var. Bu tip işin anatomisine bakarsak, analiz edersek bundan sonrası için en azından önleyici tedbirler ne olabilir? Bu saptanabilir. Evet. Hocam neredeyse an be an bu çığ kazasını özellikle ikinci çığdan sonraki hem arama kurtarma çalışmalarını hem de üzerine yapılan yorumları televizyon kanallarından izledik. Nedir değerlendirmeniz? Şunu öncelikle söylemek lazım. Doğan da bahsetti bir belirli ölçüde. Yani bu aniden olan bir kaza, ilk 5 kişinin çığ altında kalması, asıl ikinci çığın büyük oranda çığın altında kalanların bir ölçüde tedbirsizlikten, düzensizlikten arama çalışmalarına katılan geniş bir kitlenin o ikinci bir çığa neden olması hadise buradan kaynaklandı bildiğiniz gibi. Burada yapılabilecek olan şeyler vardı. Yani çığ alanına herkesin girmemesi lazımdı. Ama bu tabii ki insanlar can havliyle arkadaşları, dostları, yakınlarını aramak için çok geniş bir sayıda oraya geldiler. Burada bir önlem alınmadığı için çığ konusunda daha önce herhangi bir şekilde bir eğitim veya herhangi bir şey de yapılmadığı için ikinci çığ bu arkadaşların üstüne geldi ve kamyonlarla birlikte aşağı indiler. Hani ne yapılabilir dendi. Burada yapılabilecek olan şeylerin başında belki o çığ alanını izole edip aramaya giden insanların profesyonel çığ arama kurtarma ekipleri olması,
belki çığ köpekleri veya kadavra köpekleriyle birlikte aramalara devam edilmesi, çığ çubuklarının bulunması gibi bazı önlemler gerekirdi. Bunlar yapılmadan aranma tabii ki bir tedbirsizlik, bir özensizlik de var. Bunun da tabii kimse kimseyi suçlayamaz ama büyük ölçüde galiba hani çığların, yaşanan çığların bu kadar büyük ölçüde bir kazaya yol açmaması şimdiye kadar böyle bir tedbirsizliğe, düzensizliğe neden oldu görebildiğim kadarıyla. Yani şu hatalı, bu hatalı demekten ziyade burada daha önce böyle bir felaketle karşılaşılmadığı için insanlar hep birlikte kurtarmaya gittiler. Dolayısıyla böyle bir hata sonucunda ikinci bir kaza gerçekleşti. İkinci kazadan sonra biliyorsunuz orayı ciddi olarak etrafını çevirdiler, kimseyi sokmadılar ama artık iş işten geçmişti, çığ kütlesi aşağı inmişti. Burada yani arama kurtarma esnasında galiba yapılabilecek olan şeyler var. Bu arama kurtarma noktasında çığ alanını tam tespit edip, nereye düştüğünü, nereye aktığını tespit edip kazazedeleri orada aramak gerekirdi. Çok geniş bir alan olduğu için mutlaka çok sayıda da arama kurtarma köpeğinin, arama çığ köpeğinin bulunması gerekirdi. Çığ köpekleri çok uzun süre arayamazlar. Yarım saat içinde ararlar. Dolayısıyla bu yarım saatlik süre içinde mutlaka bulunması lazım. O bölgede çığ köpeklerinin olması gerekebilir. Bütün bunlar tabii hataları üst üste getirdi ve bu kaza oluştu. Dileriz ki yani bundan sonra bu tür kazalar olmasın, gerekli tedbirler alınmış olsun. Yolun mesela bir çığ felaketine sebep olan, çığın düşmesine neden olan yerin bir tünelle açılması, çığı engelleyecek bariyerlerin yapılması ilk akla gelen şeyler. Burası yani bir hani kayak bölgesi değil, bir dağcılık bölgesi değil. Yol geçiyor, dağın yanından geçiyor ve çok yüksek bir alan değil. Yani %45 eğimli, %50 eğimli bir yer. Dolayısıyla çığın akmasına izin veren bir alan. Çok dik yerlerde biliyorsunuz çığın aktığı için kar durmuyor dik kayalarda. Bu bölge buna da elverişli olduğu için daha önceden yapılması gerekirdi. Evet, ben istatistiklere baktım bu arada hocam. Yılda 100-150 civarında çığ kaza gerçekleşiyor. Evet. 1950-1998 yılları arasında da çığ kazalarında 800 vatandaşımız çığ altında kalarak hayatlarını evet. kaybetmişler. 98 sonrasında ise herhangi bir bilgi yok. Yani en son 98'e kadar. En son 98'e kadar 1950 ile 1998 yılları arasında var. Siz çok sayıda çığ köpeğinden bahsettiniz. Evet. Aramalar için. Çığ köpekleriyle diğer aramalarda özellikle depremde enkaz araması yapan köpekler arasında farklılıklar var evet. mıdır? Çığ köpekleri özel olarak yani çığın altında kalmış kişiyi bulmaya yöneliktir. Bu tabii çığ altında kalma süresi de yani yaşam süresi de çok kısadır. Dolayısıyla yani siz ilk yarım saat, ilk 45 dakika içinde bulabilirseniz bir işe yarar. Ondan sonra ölüm gerçekleşiyor. Yani gerek hipotermiden, gerekse nefes alamamaktan ölüm gerçekleşiyor. Dolayısıyla çığ köpeklerinin bu arama kurtarmayı depremden farklı bir özelliği var. Depremde herhangi bir hayat üçgeni içinde kaldığınız zaman daha uzun süre yaşayabiliyorsunuz evet. dışarıyla. 72 saat, evet, 6 saat. Evet, burada zamana kadar, zamana karşı bir yarış var. Dolayısıyla çığ köpeklerinin o bölgede bulunması, geniş bir bölge ise iki tane köpeğin yeterli olmadığını söylemek lazım. Daha çok sayıda köpeğin bu iş için aramaya katılması lazım. Bütün bunlar tabii zamana karşı bir yarış. Biliyorsunuz arabanın içinde kalan, sağ kalan kişiler dışarı çıkabildiler. Kurtarıldılar. Ama orada bir hava olduğu için eğer çığın altında kalmış olsaydı bu mümkün olmayacaktı. Yani çığ altındaki ölüm büyük ölçüde ya kafasını bir yere çarpmaktan ya da soluk borusuna kaçan karlardan ötürü kaynaklanıyor. Evet. Doğan, hemen senin örneğine geçmek istiyorum.
yaşadığın bir olay ve kurtulduğun da bir olay. Nasıl gerçekleşti? Türkiye'de oldu herhalde bu, değil mi? Bir tanesi Aladağlar'da oldu, Toros Dağları'nda. Bir tanesi de İsviçre Alpleri'nde oldu. İkisinde de tırmanıştaydık. İşte nasıl oldu? Ben tedbirsiz davrandım, kişisel bir hata yaptım ve güney yamacıydı. Bütün gün güneş alan bir yamaçtı ve o yamaca girmemle, yani kayalık sırttan inmekten vazgeçip, daha zor olan sırttan inmekten vazgeçip, yamaca girmemle bütün dağın o yamacı aşağı kaydı. Ben üstte olduğum için... Geceydi galiba, gece, değil mi? Evet, gece 10'da. Şimdi dolayısıyla... Karanlık bu, yani aynı zamanda. Tabii gece saatinde Aladağlar'da ıssız bir yere, Yedigöller platosuna düştüm ve oradan da kendi kendimi kurtardım. Tüm faaliyetim tırmanış ve iniş dahil solo yaptım tek başıma. Kış tırmanışıydı. 24 saat sürdü yani. Fakat tabii donuklar falan, hastane tedavi süreçleri oldu. Yani burada şimdi tabii benimki böyle kişisel, artık tırmanışı bitirmem yerde, bitirmemem süre olarak işte rota güzergahıyla ilgili bir şeydi. Biraz da bu riske girmek, kişisel bir hata. Ama şunu söylemek lazım bu kazayla ilgili, Doğu Anadolu'daki 41 kişinin öldüğü kazayla ilgili. Şimdi olayda çarpıcı olan şey, hocamızın da dediği gibi bir çığ düşüyor, ardından Orta Doğu'da da çok gözüken bir tabloyla insanlar üşüşüyor oraya. Yani bu aslında profesyonel bir konu. Oraya yani siyasetçiler, halktan insanlar değil. Yani sadece arama kurtarma ekibi gider, bir tane irade olur ve orada yeni düşecek çığa karşı insanları uyarır ve oradaki şey olarak izole bir şekilde de yapılabiliyorsa o 5 kişiyi kurtarmaya çalışmaları gerekiyordu. Ama tabii Orta Doğu'da işte uçak düşüyor, bütün ahali etrafına toplanıyor, hatta üstüne çıkıyorlar depremde. Depremlerde gördüğümüz, şimdi bu çok çarpıcı bir şey. Evet. Bir kere biz de bu işi, bu işin iradesi, orada kimse artık arama kurtarma, ki AFAD ya da işte jandarma arama kurtarma, karayolları, sivil savunma, neyse, bir kere bu tip olaylarda küçük de olsa bir kişinin daha burnunun kanamaması için iyi bir önlem alınması lazım. Bu alınmadı. Yani bir işe bir de muhalif bakmak lazım. Bu böyle insanların üşüşmesi, koca bir dağ yamacının dibine. Ya bir kere çığ düşmüş, yamacın bir kısmı akmış ama diğer kısmı da bekliyor yani potansiyel olarak. Burada çarpıcı olan bu. Hani benim kazam bu açıdan ve kendi olanaklarımla çıktım. Kaskım parçalandı, eldivenlerim parçalandı. Boğulmak üzereyken çığın üstünden çıktım, mücadele ettim falan. Bunu geçelim, bir kişi yani kişisel bir hata ama... Ama bir de profesyonel dağcı olduğun için tabii eğitimlisin. Evet. Bunun eğitimini aldık, evet. Aynen. Yani burada kendimizi nasıl kurtarız, çığ nedir, çığın içinde nasıl hareket edeceğiz? Yani bir sürü bu konuda bilgim vardı zaten. Evet. İsviçre'deki örnek? İsviçre'deki örnek, bir dağın doğu duvarını tırmandık. 600 metrelik bir buz rotası. Artık son kısımda bir de çığın lokal olarak biriktiği yerler vardır. Zirveden savrulan karların tam zirvenin altında bir bant gibi bekliyordu ve biz onu harekete geçirmemizde gene bütün yamaç aşağı indi. Fakat orada da teknik tırmanış olduğu için ipe bağlıydık. Buz vidaları vardı, buza saplı. İp de asılı kaldık, bütün yamaç aksa aşağıya. Orada da öyle kurtulduk ama dizim sakatlandı. Yani tabii çığın içinde sürüklenip kramponları saplamamla ters yüz olup işte dizimin de bükülmesiyle çok büyük bir sakatlık oldu. Adeta sürünerek döndüm oradan. Evet. Orada çığın içinde bir süre kaldım, sonra ip beni tuttuğu için bütün çığ aktı, biz yukarıda kaldık. Partnerim Tunç Fındık'la beraber, o da öyle bir kazaydı. Evet. Çığ çubuklarından bahsetti hocam. Ne tür çubuklardır bunlar? Bizim Türkiye'de üretilmiyor ama çığ çubukları şu an özellikle bu çığ düşebilecek coğrafik alanlarda, Doğu Anadolu işte tipik ya da kayak bölgelerinde, Erzurum, Palandöken, Uludağ mutlaka bulunması lazım. Çünkü dakikalar içerisinde, aslında saatler değil, bir saat de değil, 40 dakika da değil, 4 dakikayla belki yarım saat içinde olaya müdahale edip çok profesyonel bir şekilde kazazedeye ulaşmanız gerekiyor. Çünkü hızla bir boğulma, hızla bir hipotermi, vücut ısını kaybederek yapılan bir büyük bir kaza yani. Çok hızlı. Helikopterle kurtarma burada çok önemli. Öyle kepçelerle, buldozerlerle yapılacak bir iş değil açıkçası. Evet. Çünkü onlar yeni çığlarında tabii ki. Atmasına neden olabilir. Keses neden olabilir. Evet. Bir de tabii hani dağcıların ve kayakçıların özellikle bu tür çığ düşme riski olan yerlerde ceplerinde taşıdıkları küçük bir cep telefonu gibi dışarıya sinyal veren bir alet taşımaları gerekir.
hani bu o işi profesyonelce yapan sporcular için yanlarında bulunan. Tabii ki oradan yoldan geçen yolcunun cebinde böyle bir çığ aleti mümkün değil. Ama arama kurtarmaya gidenlerin mutlaka böyle bir donanma bu aleti olması lazım. Evet, arama kurtarma işte profesyonelce yapılmış olsaydı o çığ aletinden, dışarı sinyal veren aletten hiç olmazsa arkadan gelenlerin onları bulma açısından büyük bir kolaylığı olurdu. Böyle bir şey olmadığı için sonradan aramaya gidenler haliyle şeyle böyle bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Evet, siz senelerden beri dağcılık yapıyorsunuz, profesyonel dağcısınız. Çığ konusunda eğitim aldınız mı? Evet, aldık. Çığ konusunda bir takım eğitimlerden geçtik. Aladağlar'da özellikle çığ testi denen şeyleri nasıl yapılabilir? Herhangi bir dağa çıkmadan önce çığ testini yapıp orada çığ riskinin olup olmadığını test etmek, en azından daha tırmanmadan yamaca bunları gösterildi. Bunlar çok basit şeyler aslında. Yani mutlaka bu test yapmak çığla karşılaşılmayacak anlamına gelmez ama önlem alırsınız. O bölgeye girmezsiniz. Biraz yandan geçersiniz. Çıkacağınız rotaya bakarsınız. Daha önce oradan çığ düşmüş mü? Bunlar hep göstergeler olarak size iklim durumu, mesela şu andaki hava durumunun ısınması bu bölgelerde çığ düşme riskini arttırıyor. Doğan da bunu bahsetti. Dolayısıyla yani şimdi bu tarihten sonra çığla karşılaşabilme riski arttığı için ihtimal artıyor. Artıyor mi? Evet. Yani dağa gidecek olanların bu konuda sporcuların, kayakçıların bunlara dikkat etmesi gerekir. Aynı zamanda tabii çığ riski olan yollardan normal tabii, seyahat tabii. yapanlar, geçenler de buna dikkat etmesi zorundalar. Lazım. Doğu Anadolu biliyorsunuz çok uzun süre karın kaldığı belirli yerler, coğrafyalar olduğu için bu sene Doğu Anadolu bölgesinde çok kar yağdı. Dolayısıyla öyle bir riski içeriyor, taşıyor. Evet. Doğan, sen konuşman sırasında güneşten bahsettin. Evet. Güneşin çığ üzerinde bir etkisi var anlaşıldığı tabii, kadarıyla. Tabii, yamacın ısınmasıyla. Nedir bu? Yamacın ısınmasıyla, ısının yani o iklimi, sıcaklığın artmasıyla sonuçta o kar kütlelerini birbirine katman katman yağışların birikmesiyle o tabakalardaki bağlantıların zayıflaması, o tutunma şeyi, yıldız biçiminde olan karın birbirine geçmiş yapısı yani gevşiyor. Biraz buzlaşmış hali. Buzlaşmış hali gevşiyor ve o düşecek yamaç düşüyor. Sabah düşmeyen çığ öğle saatinde ya da akşam saatlerinde düşebiliyor. Ama mekanik etki şart. Ya bir yaya ya bir araç ya da hocamın dediği gibi süpersonik bir ses. Fantom uçağı gibi bir şey olursa çok büyük bir gürültü. Ancak o zaman düşüyor. Ya da yamaçlar sezon sonunda, bahar aylarına yakın kendi kendine bağlantıların gevşemesiyle tabakayı tutan kütleler kayıyor, düşüyor. Ama insan varsa onun altında kalıyor. Çoğu kez bu tip olaylarda biz insan varsa bundan haberimiz oluyor. Çığ kazası oluyor ve gazetede, medyada bu duyuluyor. Evet, hele bu son iki çığ olayından sonra dikkat ediyorum. Medyada çığ kazaları hemen hemen... Evet. Her gün yer alıyor. En azından çığ düştüğüne ilişkin bilgiler paylaşılıyor. Batı'da bir de bunların yani özellikle sporcuların olduğu yerlerde kayak sporu yaygın olarak yapıldığı için Batı'da bizdekine göre oralarda yamaçlardaki olan karları sesle düşürmek imkanı. Dolayısıyla orayı açmak, karın düşmesini sağlamak sporcular için daha sağlıklı bir yerde kayak yapmalarını da sağlıyor. Ekstrem sporlar bizde olduğundan çok daha fazla sporcu tarafından yapıldığı için bu tür önlemler de alınıyor. Kayakçıların ve işte dağa çıkanların yanlarında küçük telsizler, aletler, dışarı sinyal veren aletler oluyor. Dolayısıyla bunları biraz tabii profesyonelce sporcu sayısı ne kadar fazlaysa çığla ilgili önlemler de o ölçüde artıyor. Biz daha çok yani bu tür şeylere başımıza bir şey geldiği zaman önlem almayı tercih ettiğimiz için, öyle bir yapıda olduğumuz için galiba bu tür kazalar olduktan sonra önlem alınıyor. Evet. Mesela bu karayolunda alınabilecek önlemler neler olabilir? Şeylerde kayak merkezlerinde alınacak önlemler hakikaten belli. Evet. Daha da
önem veriliyor ve dikkat ediliyor. Ama evet. bir de yollar var. Yani normal yani, günlük trafiğin olduğu yollardaki ihtimali önleyebilmek için neler yapılabilir? Setleme yapılabilir. Yani karayollarındaki setlemeler düz bir alan, sonra biniş, bir daha düz bir alan. Bu setlemelerle karın aniden inmesi, büyük bir kitlenin inmesi engellenmiş olur. Kar tünelleri vardır. Batı'da da, şeyde de vardır. Yani Gürcistan'da ben gördüm. Bu kar tünelleri büyük ölçüde dağın yamaçlarında biriken karların yola inmesini engeller. Tünelin üstünden akar karlar. Bu tür şeyler, dağa çıkan yollarda bu tür önlemler alınabilir. Ağaçlandırma yapılabilir. Tabii çok şiddetli bir kar ağaçları da aşağı devirebilir ama hızını azaltır. Azaltır. Aladağlarda bu tür çığların düştüğü ve karların şey yaptığı, indirdiği ağaçlar da vardır. Yani Aladağlarda, belirli bölgelerde. Evet, benim anladığım kadarıyla böyle bir riskin olduğu yerde herhalde yüksek ses çıkartmamaya özel önem vermek lazım. Yani bizim aldığımız eğitimde tabii böyle bir insanın çıkaracağı ses çok etkili olmuyor. Çok büyük bir, dediğim gibi, süpersonik bir ses olması gerekiyor. Fakat dediğim gibi daha çok mekanik etkiyle, yani karı keserek olan bir şey. Yalnız bu önlemlerle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Artık uydular var ve bütün bizim köyden köye ulaşım ya da bir kasabadan bir ilçeye mecburen insanlara ekonomik hareketlik ya da hastası oluyor, bir şey yapılıyor. O topografyalardan, coğrafyalardan, o yollardan geçiyorlar. Çok yağış olduğu zaman yani bizim devlet böyle bir harita çıkarabilir, riskli bölgeleri ve o yolları kapatabilir radyo yayınıyla, muhtarlara ya da ulaşarak. Ani, çünkü yağış rejimi belli. Nereye ne kadar yağış yağdığı belli. Ve biz orada eğer karayolları, yol mühendisleri iyi önlemleri alamadıysa fakirlikten ya da tüneller yapılmadıysa, bentlemeler yapılmadıysa, böyle bir şeyle iletişim ağıyla kritik, ya mesela Zigana, Ovid her sene düşüyor. O karayolunu kapatarak, yani kayak yapılan trafiği yerde kapatarak, nasıl parkur kapatılıyor, dağ kapatılıyor, bu da yapılabilir. Yani çığın düşme riskinin olduğu zamanlarda bu yapılabilir. Ondan sonra da tekrar yolun açılması yapılan bir fizibiliteyle gidip araştırarak ya da işte tabii toplarla düşürüyorlar kayak bölgesinde de. Şimdi koca bir Doğu Anadolu'da bunu yapmak imkansız. Ama en azından kritik zamanlarda bu bir gün, iki gün, üç gün, dört gün kapatılabilir. Tabii burada bir handikap var. Köy yolunu kapadığınızda orada artık bir helikopterle falan o ulaşımı sağlamakla devlet zorunlu olur. Bu en temelde alınabilecek bir şey. Yani bütün o çığ düşen bölgelerde, çünkü bunların kayıtları var. Nerede çığ düştü, nerede kaza oldu. Devlet buralarda böyle bir iletişim ağı kurabilir diye düşünüyorum her şeyden önce. Evet. Bir de yani tesadüfen diyelim ki bir çığla karşılaştık ve çığın altında kaldık. Çok kısa bir süre gerekiyor bütün anlattıklarınızdan. Tabii, anladığım evet. kadarıyla. Kaçmaya çalışacağız. Yani ilk hani evet. depremde nasıl alt kata değil de üst kata gitmek ya da bir kirişin dibine gitmek gerekiyorsa, yani bir takım önlemler var. Çığın düştüğü noktada eğer çığ üstünüzden geliyorsa kaçabileceğiniz yer nedir? Bir ağaç varsa ağacın dibine gitmek, sağlam bir kaya varsa kayaya gitmek ya da kıyafetlerinizi hızlıca örtüp tortop onu beklemek, yani üstünüzden akmasını beklemek gibi olabilir. Evet. Bir de bir tükürük testinden bahsediliyor. Evet. Nedir bu? Çığın içinde kaldıysanız bir kere tabii sizi ne şekilde çığın içinde ne şekilde kaldığınızı yere doğru değil de yukarı doğru çıkmanız gerektiği için, gökyüzüne doğru o kütlenin içerisinden çıkmanız gerektiği için tabii yani pozisyonunuzu belirlemek için. Yani gökyüzü neresi, yani yeryüzü neresi onu tespit etmek için bir tükürük testi var. Yani bir tabii boşlukta bunu yapmanız lazım, küçük bir boşluk. Tükürdüğünüzde yüzünüze geliyorsa demek ki ters, yani ters istikametten çıkmanız lazım. Yani tabii ki çığın içinde kaldığımızda çığın içinden çıkmak, nefes alacak gökyüzüne çıkmak, yer küreye çıkmak şart. Yani ama bunu yapamıyorsanız işte siz kazazedesiniz ve birisinin sizi gelip alması lazım. Orada da çığ çubuğuyla yerinizin tespit edilip ya da işte radyo cihazıyla, küçük sinyal vericiyle veyahut işte doğru bir tespitle orayı kazarak insanların nerede, tabii bu da bir uzmanlık,
yançığa bakarak bu insanlar nerede ya da bu araç nerede o şekilde sizi bulmaları gerekiyor. Ama siz çığın üst kısmındaysanız sizin çıkmanız bir an önce kazıp çıkmanız gerekiyor. Bunun için de o tükürük testi var. Evet. Küresel ısıtmanın etkilerinden bahsetmiştiniz şimdi, daha önceki bir konuşmamızda. Nedir? Şimdi eskiden kışın ortasında hani zemheri soğuklarda kışın ortası dediğimizde Şubat ayı, Ocak sonları çığ düşmez genel bilgi. Çok soğuktur. Kar artık birbirine iyice kenetlenir. Sezon başında, kış başında ani yağış olduysa düşer ve kış sonunda bahara doğru işte cemre dediğimiz toprağın ısınmasıyla tabakalar kaymaya başlar. Fakat şimdi artık iklimler değişti bütün dünyada. Buzullar eriyor, bırakalım kar kütlelerini. Dolayısıyla sezon ortasında da artık bu çığlar düşebiliyor. Bunu da bilmek lazım. Çünkü Alplerde mesela 30 derece sıcaklık görüldü. Hiç belki 100 yıldır olmayan bir şey. Evet, hatta daha uzun bir süredir olmayan bir şey. Evet, hocam anlaşıldığı kadarıyla bu konularda hem çığ bölgelerindeki insanların dikkatlerini geliştirecek eğitimlere ihtiyaç var. Ama ondan da önce herhalde çığ kazalarında olaya müdahale edecek ekiplerin oluşması, donanımın oluşması, evet, hatta bütünüyle, köpeklerin oluşması evet, gerekiyor. Bütünüyle, bütünüyle galiba yani bu profesyonel bir iş. Çığ da kurtarma, arama. Benim böyle bir çığ arama faaliyetim oldu. Rahmetli Uğur Ulu Ocak'la birlikte Aladağlar'da geniş bir alanda biz nerede olduğunu bilmediğimiz iki kişiyi aradık. Bu gerçekten yani o dönem içinde çığ çubuklarımız vardı ama toplamda iki kişiydik. Yani aradığımız kişiyi bulma ihtimalimiz çok zayıftı ve gerçekten bulamadık. Yaptığımız şey çığ çubuklarıyla o alanı koordinatlara bölüp o alan içinde çığ çubuklarını saplayıp acaba bir yere takıldı mı, takılıyor mu? Eğer takılıyorsa orada arama yapacaktık. Ama maalesef bahara kadar daha bulunamadı. Ve baharda evet bir çoban ancak izlerine... Daha öncesinde birlikte miydiniz yoksa? Hayır, birlikte değildik. Fakat bir arama kurtarma faaliyeti içindeydi. 29 Ekim civarında bir Alada, Bolkarlar'da bir havanın aniden değişmesiyle geniş bir grup Bolkarlar'da kayboldu. Bu iki arkadaşımız, Eskişehir'den iki arkadaşımız bulunamadı. Çok geniş bir arama olmasına rağmen, arama yapılmasına rağmen bu iki kişiyi bulamadık. Karın altında kalmıştı. Çok aniden yağan bir kardı. O esnada biz de gittik aramaya. Ama maalesef sonuçta alamadık. Yani zahmetli, zor, hakikaten meşakkatli bir iş. Alanın neresi olduğunu ve nerede altında kaldıklarını bilmediğiniz zaman... Çünkü sinyal cihazları yok herhalde. Yok, hiçbir şey yoktu. Evet. Hayır, hiçbir şey yoktu. Yeni dağa çıkan bir arkadaşlardı. Biraz da tecrübesiz arkadaşlardı. Havanın aniden bozmasından dolayı iki kişinin hayatına yol açtı. Kaybı yol açtı. Evet. ne tür dağlarda bu çığ olaylarıyla karşı karşıya kalıyoruz? Çünkü hep bir eğimden bahsettin konuşman sırasında. Bizim Türkiye'deki dağlar daha çok volkanik dağlar hariç işte Erciyes, Hasan Dağı, Ağrı Dağı gibi Alp Himalaya sistemindeki birçok yamaç, birçok dağ var Türkiye'nin o İç Anadolu'da işte Kuzey Anadolu'da ya da Doğu Anadolu'da. Fakat tabii bizim hocam biraz önce dedi yani çığ sonuçta dik yüzeylerde 45 derece ve üstünde tutunmuyor. Yani sürekli aktığı için. Bu daha çok 30 ve 45 derece. Yani böyle tatlı eğim dediğimiz yerlerde özellikle yamacın açısının iyice düştüğü yerde bir kırınım noktası oluyor. Yani o kısımdan siz eğer geçiyorsanız ya da alt kısımdan geçiyorsanız bu kütleyi kaydırıyorsunuz. Çok pozitif. Yani çok yatık yerde düşmüyor, çok dik yerde düşmüyor. Aradaki bir açıda düşüyor. Ve o da dediğim gibi en yüklü olduğu yerden tam böyle kopacağı noktadan kayıyor. 30 dereceyle 45 derece deyince çoğunlukta evet, böyle bir şey oluyor. Demek ki tam ortada bir meyil söz konusu olduğunda çok tehlikesi var. Bir de galiba burayı Doğan'ın söylediğine ek olarak söyleyeceğim. Yani dağa çıkan arkadaşların, dağda dağcılık yapan arkadaşların dimdik bir kitleyi kesmemesi
S'ler çizerek yukarı doğru yükselmesi bu kitlenin harekete geçmesini de engelliyor. Yani ana kitleyi yukarıdan kopartmamış oluyor. Bir ihtimal yani ana kitleyi yanlamasına, enlemesine, dikine kesmek bazen zikzak yaparak yukarı doğru çıkmak kitleyi aşağı indirmeyebilir. Bu noktada yani yukarıdan gelecek bir gürültünün de yani çığın geldiğini hisseden kişinin de mutlaka bir şekilde kaçması, çığın geldiği istikametin tersine kaçması gerekir. Bunlara işte dağa çıkan insanlar, bu çığ eğitimini alan insanlar bir şekilde öğretiliyor, aktarılıyor. Bu bilgilere sahip olarak dağa gidiyorlar. Evet. Hocam bu kayak merkezlerinde çığa karşı önlemler var mı? Türkiye'den bahsediyorum tabii, yurt dışında özellikle Doğan belirtti önemli şimdi, tedbirlerin alındığını. Genellikle kayak yapılan yerlerde kar basılmış olduğu için burada böyle bir risk olmuyor. Ama kar basılmış derken yani orada kayak yapıldığı için evet, orada motorlar akşamdan düzeltiyorlar, alanı düzeltiyorlar ve kayma riski daha az. Ama tur kayağı yapan dağcıların kullandığı kayak türleri vardır. Bunlar bol karda bu kayaklar yapılır. Dolayısıyla orada riskler çok fazladır. Yani bu profesyonelce kayak yapanların dağlarda kayak, hiç basılmayan yerlerde kayak yapanların normal parkurun dışında hareket edenlerin. Evet. Bunlar zaten hani batıda da o kişiler gerekli önlemi alarak kayak yapıyorlar, tur kayağı yapıyorlar. Evet, çünkü oralarda herhangi bir önlem alınamıyor. Alınamaz herhalde. Oralarda evet. Yani kişi kendi önlemini almak durumunda. Evet. Doğan, özellikle kayak yapanlara, öğrencilere bu konuda verdiğin tavsiyeler var mı? Yani, tabii ki. Yani mutlaka şuna dikkat edin. Bizim dağcılık kulüplerinde bir konu çığ dersi dediğimiz bir şey var. Yani doğa sporları yapan insanların, dağlık coğrafyalara giden insanların, çığ düşebilecek alanlara giden insanların tabii ki böyle bir hayatı idame dersi, işte çığ düştü ne yapacaksın, kendini nasıl koruyacaksın, çığın içinden nasıl çıkarsın, çığ nedir? Yani bu konularda temel bilgilere sahip olması çok önemli. Yani çığ düştüğünde de tabii üstündeki kıyafetlerin kapalı olması, çığ düşebilecek yerlerden geçerken neler yapman gerektiği gibi, çığ düşürmemek için neler yapman gerektiği gibi birçok bilgi var. Aslında bunu böyle birkaç derste doğa sporları yapan insanların aynı dağcılık kulüplerinde verildiği gibi, alındığı gibi, yani o şekilde dersler görmesi çok faydalı. Evet. Bunu da özellikle dağcılık sporuyla ilgilenen dinleyicilerimize, onların ailelerine, çocuklarına tavsiye ederek. Bir de tabii aynı bu çığ kazasında olduğu gibi bu tip dağlık coğrafyalarda yetişen insanlara bir müfredata konulabilir çığla ilgili. Deprem bölgesinde nasıl depremle ilgili bir bilgi vermemiz gerekiyor? Deprem olmayacak bir bölgede böyle bir eğitime belki gerek yok ama Türkiye zaten komple bir deprem bölgesi. Ama bu çığ düşebilecek alanlarda Doğu Anadolu, işte Kuzey Anadolu neyse işte, ya da İç Anadolu'nun belli dağlık bölgeleri, özellikle yerleşim yerlerindeki o insanlara bunlar saptanıp böyle bir müfredat, böyle bir eğitim verilebilir. Evet, okullarda tabii müfredata dahil ederek yapılması evet, çok yararlı olur tabii. Evet. Hocam çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olunuz. Biz teşekkür ederiz. Vaktimizi hızla tükettik. Doğan çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Evet efendim, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programında bu hafta çığ kazalarını ve bu konuda alınabilecek önlemleri konuştuk. Gelecek hafta pazartesi günü yine saat 16'da yeni bir Şehir Hepimizin programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız.